22 Temmuz Pazartesi TV1 Haber'e hoş geldiniz. Sıcak gelişmelerle başlıyoruz. Hafta başında hareketlilikle başladık güne ve şimdi de az önce Çanakkale'de Ezine merkezi 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10.23 kilometre derinliğinde. Son duruma dair sıcak gelişmeleri alacağız. TV1 editörü Soydan Menekşelioğlu'ndan. Soydan, hoş geldin. Geçmiş olsun. Neler yaşandı, senden dinleyelim lütfen. Teşekkürler Osman. Saat 6:20 kala bir anda çok şiddetli bir sarsıntıyla hepimiz fırladık. Allah'a şükür bu Ezine merkezde bütün binalar iki katlı müstakil yapılar olduğu için, öyle çok yüksek bir bina olmadığı için çok büyük bir hasar şimdilik görünmüyor. Burada valiyle, belediye başkanıyla irtibata geçmeye çalışıyoruz. Köylerden haber almaya çalışıyoruz. Ezine merkezde ve çevresindeki köylerde şimdilik bir hasar gözükmüyor. Korkutan bir durum yok, fakat çok büyük bir paniğe neden oldu. Sarsıntının başlamasıyla birlikte Ezine'de, biz şu anda Ezine'nin köylerine doğru gidiyoruz. Herkes dışarı fırladı. Kısa fakat çok şiddetli bir sarsıntıydı. Herkes büyük paniğe kapıldı, dışarılara çıktı. Şu anda gördüğümüz kadarıyla biz Ezine'nin bu Tavaklı İskelesi köyüne geldik. Burada da genellikle iki katlı veya tek katlı yapılar var. Bir hasar görünmüyor, ancak insanların yüzlerinden hala o paniği okuyabiliyoruz. Çünkü bayağı şiddetli bir sarsıntıydı. Özellikle tatilciler, İstanbul'dan gelen, depremden kaçıp tatile gelen tatilciler büyük paniğe kapılmış durumda. Ama dediğim gibi şu anda bir can veya mal kaybına dair bilgi gelmedi. Bizim de gözlemlediğimiz kadarıyla çok büyük bir hasara neden olmadı. Fakat tabii insanlarda şunun korkusu var. Bu acaba artçı deprem miydi, arkası gelir mi, öne olur mu? Çünkü dün de yine bu civarda 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştu. Akşam bayağı hissedenler oldu onları da. Geceyi dışarıda geçirenler oldu hatta. Bir de şimdi bunun üzerine bu büyük deprem olunca insanlar epey bir paniğe kapılmış durumda. Fakat genel olarak gözle görülen bir hasar yok. Binalarda gözlemleyebildiğimiz kadarıyla çatlaklar ya da yıkılmalara rastlanmıyor. Fakat insanlarda büyük panik var tabii. Açıklamalar da geliyormuş peş peşe Soydan. Ezine Belediye Başkanı'nın bir açıklaması var. Aynen senin de söylediğin doğrultuda herhangi bir yıkım ve hasar söz konusu değil. Yaralanma ve can kaybına ilişkinde bir ihbar ya da bilgi, belge söz konusu değil diyor. Ne kadar sürdü? Çok mu şiddetliydi hakikaten? Bundan önceki depremleri de biliyoruz, yaşadık bu bölgede. Tabii, sen de hepsini tecrübe ettin. Ne söylersin? Evet, İstanbul'da da epey deprem yaşamıştık. Yeryüzüne yakın olduğu için Osman çok şiddetli hissettik. Yani biz o sırada yatıyorduk. Bu şeyde binalardan falan dışarı çıkan insanlarla beraber biz de koşturduk. Epey bir salladı, arkasından da çok büyük bir gürültü geldi. Yani bu İstanbul'da yaşadığımız depremleri aratmayan bir depremdi. Hani şu anda hala bir taraftan da gezerek gözlemliyorum, sahillerdeki insanlar bile paniğe kapılmış durumda. Herkes, özellikle İstanbul'da da hissedilmesi çok daha büyük korkuya neden oldu. Herkes yakınlarından haber alabilmek için telefonlara hücum etmiş durumda. Dediğim gibi genel olarak çok büyük bir panik havası hakim. Bunun arkasından bir deprem gelir miydi, acaba önce olur mu, artçıları olur mu diye herkesin aklında sorular var. Fakat görüldüğü kadarıyla, şimdi tabii Çanakkale Ezine diyoruz ama Ezine'nin köyleri de çevreye çok yayılmış durumda. Yani her köy arasında 2-3 kilometre mesafe var. Bu köylerin bazılarında çok eski yapılar var, taş binalar var, kerpiç yapılar var. Yani tam hasar raporunun gelmesi biraz sürecektir ama ilk gelen bilgilere göre etraftaki sitelerde bir şey yok. Hasar yok, can kaybına dair bir şey yok. Yaralı bilgisi de henüz gelmiş değil, fakat panik çok büyük. Şu anda da vatandaşlar hala dışarıda, evlerine girenler yoktur zannederim ki. Nasıl gözlemliyorsun bu durum? Tabii, dediğim gibi yani bir taraftan da yol kenarından giderken bakıyoruz. Sahildeki insanların bile hepsi ayaklanmış, herkesin elinde bir cep telefonu, yakınlarından haber almaya çalışıyorlar. İletişim ağında herhangi bir aksaklık yok ama, değil mi? Yok, şu an için yok. Zaten çok fazla bir kalabalık olmadığı için de genel olarak iletişim hatları bunu kaldırabiliyor. Ben bugün şimdiye kadar hani etrafımda gözlediğim kadarıyla bayağı da kalabalık bir alandayız. Ulaşamayan kimseyi görmedim. Peki. Resmi açıklamalar da bu yönde zaten. Peki. Soydan Menekşelioğlu, çok teşekkürler. Tekrar büyük geçmiş olsun. Teşekkürler.
Devam edelim kaldığımız noktadan. Sıcak bir gelişme tabii, bölge sakinlerinin tedirgin olduğunu biliyoruz. Az önce yapılan açıklama doğrultusunda herhangi bir yıkılan, hasar gören binanın olmadığı bilgisi paylaşıldı Ezine Belediye Başkanı tarafından. İlerleyen dakikalarda net bilgiler gelecek ama deprem mühendisi Bülent Özmen'e de soralım. Hattımızda kendisi. Bülent Bey, hoş geldiniz yayına. Geçmiş olsun diyerek başlayalım öncelikle. Hoş bulduk diyorum. Ben de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölge her oldukça hareketli son dönemde, tedirginlik verici bir durum var mıdır? Nasıl yorumlarsınız bu son depremi? Şöyle tabii, hani bölge derken aslında bugünkü deprem, az önce meydana gelen deprem Ayvacık'la Ezine arasında meydana geldi. Daha önce bu hattın biraz daha uzağında, Bigadiç'e doğru olan hatta bir aktivite vardı. Yani Çanakkale bölgesi, Çanakkale ili Türkiye'nin hani deprem tehlikesi en yüksek yerlerinden olduğu için, bu bölgede çok sayıda irili ufaklı fay olduğu için de hani bu ve buna benzer büyüklükte depremler hiçbir zaman bizi şaşırtmıyor. Yani olağan akışında olduğunu söyleyebiliriz şu andaki mevcut bilgiler ışığı altında. Müstakil bir deprem olarak mı değerlendiririz bunu Bülent Özmen? Evet, yani şu anda müstakil bir deprem. Herhangi bir depremle, daha önce meydana gelen depremlerle bir ilişkisi olduğunu söyleyemeyiz. Çok önce, burada bir 5-10 yıl önce bir Ayvacık civarında bir deprem meydana gelmişti. Ama onunla da ilişkili olduğunu düşünmüyoruz. Bir müstakil bir deprem diye düşünüyoruz. Karada olduğu için de tabii özellikle Ezine ve Ayvacık'ta yaşayan çok sayıda kişi tarafından da hissedilme olasılığı oldukça yüksek. Herhangi bir hasar yaratma olasılığının da çok çok düşük olduğunu görüyorum, düşünüyorum. Tam olarak onu soracaktım aslında. 4.7 büyüklüğünde bir deprem bir şey yapar mı diye. Ama bazen öyle tedirgin oluyoruz ki, özellikle son dönemde 5'in üzerinde, aslında biz de onları büyük depremler olarak nitelemiyoruz. Fakat yıkılan binalar gördük, o yüzden tedirgin oluyoruz. Bu vurgunuz evet, önemli. O Türkiye genelinde aslında bu 6 Şubat depremlerin tecrübesi hepimizde bir travma yarattı aslında. Tam da dediğiniz gibi duygular içinde oluyoruz herhangi bir deprem, özellikle 4'ü geçen büyüklükteki depremlerde. Ama işte maalesef ülkemizde bu ve buna benzer büyüklükteki depremlerde kısmen de olsa hasar yapıyor ama herhangi bir can kaybına falan neden olma olasılığı yok denecek kadar az. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da açıklaması var. Hemen onu da aktaralım, sonra devam edelim. Tamam. Bülent Bey, Çanakkale Ezine'de sosyal medya hesabından, X hesabından bir paylaşım yaptı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Çanakkale Ezine'de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur. 112 acil servis, acil çağrı merkezine gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun diyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından. Çanakkale Ezine merkezde depreme ilişkin son durumu, son bilançoyu aktarmış, paylaşmış. Devam edelim kaldığımız noktadan. Şimdi bu bölgede yaşanan depremler, biz hep olası Marmara depremini konuşuyoruz. Şu kadar vade kaldı, bu kadar zaman dilimi kaldı. İşte oradaki hattaki gerginlik çok fazla, iki noktadan kırılabilir vesaire vesaire. Siz uzman olarak bu görüşlerin hepsini yapıyorsunuz. Bu deprem bizi tedirgin edecek bir deprem olur mu? Arkasından büyük ihtimalle, hani sizin de ifade ettiğiniz şekilde, müstakil depremlerin ardında 4.7'yi aşmayacak depremler beklendi ama 6 Şubat'ta biz onu da tatbik ettik. Tedirgin edici bir durum var mıdır? Şöyle, hani buradaki depremle Marmara Denizi'nde olacak depremin hani uzaktan yakından ilgisi yok. Birbirinden bağımsız fay hatları üzerinde meydana gelen depremler. Hı hı. Dün veya ondan önceki gün hani Marmara Adası'nın hemen Marmara Denizi içinde de bir deprem meydana gelmişti. Ama Marmara Denizi'nin deprem tehlikesinin de bu depremden bağımsız olarak oldukça yüksek olduğunu, önümüzdeki günler, yıllar içinde de deprem olma olasılığının da her geçen gün arttığını da sizin vesilenizde belirtmiş olalım. Ama birbiriyle ilişkisi olmadığını da tekrar vurgulamış olalım yine sizlerin aracılığıyla. Peki bu bölgede daha büyük bir depreme gebe midir bu durum? Ya da bu bölgede büyük bir deprem bekleniyor mu kısa vadede? Şöyle, tıpkı bu Marmara depremi gibi. Tabii civarında üretme potansiyeli olan, yani orada hem karada hem Ege Denizi içinde
6'dan büyük deprem üretme potansiyeli olan failler var. Yani bunların tabii biz her ne kadar tam ne zaman kırılacağını bilemiyor olsak da geçmiş dönemde meydana gelen deprem verilerine, deprem fayın derinliğine, fayın uzunluğuna, bu tip bilgilere bakarak da bunların deprem üretme potansiyeli hakkında yorumlarda bulunuyoruz. Hı hı. Bu bölge tabii hem Türkiye'nin hem dünyanın hani deprem açısından Ege Denizi, özellikle Ege bölgesi deprem üretme potansiyeli oldukça yüksek bir bölge. Çanakkale'de zaten 2019 yılında bu AFAD tarafından, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan resmi deprem tehlike haritasına göre de Türkiye'nin deprem tehlikesi en yüksek yerlerden biri olarak gösteriliyor. Dolayısıyla da hem bu büyüklükte hem bundan daha büyüklükte deprem olma olasılığı da olduğunu söyleyebiliriz. Ama bugünden yarına hemen olacak demek de biraz zor. Tabii tarihini, zamanını bilemiyoruz, biliyorsunuz depremin. Hı hı. Ama biz her zaman binalarımızı, yapılarımızı yaparken resmi deprem tehlike haritasına, bina deprem yönetmeliğine ve zemin etüdünden elde edilen bilgiler ışığı altında binalarımızı yaparsak bu ve buna benzer veya bundan daha büyük depremlerden de etkilenme olasılığımızı, hasar görme olasılığımızı en minimize ederiz, bertaraf ederiz. Oluruz. Evet. Devam edeceğiz Bülent Hocam. Soracağım sorular var ama şimdi bölgeye bir gidelim. Bölgeden son gelişmeleri de almış olalım. Onun üzerine daha detaylı konuşuruz. Cemhan Şen, Çanakkale DEA muhabiri bizimle birlikte. Cemhan, geçmiş olsun. Son durumu aktarır mısın bize? Kuşkusuz son gelen açıklamalar doğrultusunda riskli bir durum söz konusu değil. Can kaybı yok. Yıkılan hasarlı bir bina yok. Öncelikle o açıklama yapılmıştı. Var mı yeni bir gelişme? Evet, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde AFAD verilerine göre saat 17.39 sıralarında meydana geldi deprem ve depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü. Yerin 10 kilometre altında meydana geldi deprem ve Çanakkale'nin yanı sıra Tekirdağ, Balıkesir gibi yakın illerden de hissedildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın bir açıklaması var depremden önce ve herhangi bir olumsuzluğun kendilerine intikal etmediğini, ekiplerin sahada çalışmalarına, tarama faaliyetlerine devam ettiği bildirildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Arya Erlikaya da aynı şekilde meydana gelen depremde ilgili kurumların, tüm ekiplerin sahada tarama çalışmalarına devam ettiğini ve olumsuz bir durum olmadığının altını çizdiğini söyleyebiliriz. Kentte kısa süreli paniğin ardından hayat normale döndü deyip sözcükler size bırakalım. Ha, şu anda hayat normale döndü, vatandaşlar normal yaşantısına devam ediyor, evlere giriyorlar o zaman. Evet, yani çoğu Çanakkale merkez dahil olmak üzere Çanakkale'nin birçok ilinde depremin hissedilmediğini bazı noktalarda söyleyebiliriz. Özellikle dışarıda olan vatandaşların depremi hissetmediğini biz dışarıda etüt ettik. Onun dışında bazı evlerde de depremi hissetmeyen vatandaşlar ya da tedirgin olmayan vatandaşların sokağa çıkmadığını söyleyebiliriz. Ezine ilçesinde tabii ki merkez üssü olduğu için daha panik bir durum oldu ve orada da hayat normale döndüğünü, herhangi bir olumsuz olmadığını söyleyebiliriz. Peki. Cemal Şen, teşekkürler. Çanakkale DEA muhabiri, son gelişmeleri aldık kendisinden. Bölgede hayat olağan akışına uygun şekilde devam ediyor. Hemen Bülent Hocam'a tekrar dönelim. Hocam, Çanakkale'nin bölge yapısı, coğrafi yapısı, toprak yapısı, zemin yapısı nasıldır? Yani 4.7 büyüklüğünde bir deprem, şimdi bazı noktalarda hissedilmemiş diyor. Yerin 10 kilometre altında, aslında çok da uzak bir mesafe değil, karada gerçekleşen bir deprem. Bunu nasıl yorumlarsınız? Neler söylersiniz? Evet, aslında tabii hem bakan beyin, hem vali beyin, hem sizin muhabirin yapmış olduğu açıklamalar oldukça sevindirici. Ben de şu anda aslında Burhaniye'de bulunuyorum. Yani deprem merkez üstüne yakın bir noktadasınız, sayılı. Evet. Ben de hissetmedim açıkçası dışarıdayken. Hani demek ki yani bunun derinliğinin biraz az olması uzak noktalardan, kısmen de uzak olan yerlerde hissedilme oranını düşürüyor. Daha çok Ayvacık ve Ezine'de, hemen deprem merkez üstüne yakın yerde olan kişileri, insanları, özellikle evin içinde olanları bir şekilde hissetmiş oluyorlar. Tabii bölgede hem sağlam hem sağlam olmayan diyeceğimiz zemin özellikleri var. Yani bunu
Tabii ancak genel olarak yorumda bulunabiliyoruz. Hani bölge bölge ev ev zemin yapısını bilmek mümkün değil ama sonuçta Türkiye geneli gibi Çanakkale ili, Balıkesir ili hem zemin açısından hem kurallara uymayarak yapılan bina stoğunun fazlalığı yüzünden de Türkiye'nin diğer yerleri gibi buralarda da bu ve benzer büyüklükteki depremler maalesef endişeye neden oluyor. Bu açıdan da biz tabii her depremden aslında ders alarak önümüze yol almakta fayda var. Özellikle binasının riskli olduğunu, binasının deprem açısından tehlikesinin durumundan şüphe eden kişilerin de işte kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olması, bulundukları binaların da riskli olup olmadığı ile ilgili tespit yaptırarak bunları varsa sıkıntılı bir durum güçlendirerek ilerleyen zaman içinde olması beklenen daha büyük bir depremlere de binalarımızı hazırlamakta fayda var. Peki. Doçent Doktor Bülent Özmen deprem mühendisi. Hocam çok teşekkürler. Verdiğiniz değerli bilgiler için, katkılarınız için çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Çanakkale Ezine merkezi 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ezine'de ve yakın çevrede oldukça hissedildi. Fakat çevreden biraz uzaklaşıldıkça depremin merkeze yakınlığı çok fazla olduğu için geniş alana yayılmadı bilgisini de aktardı Bülent Özmen bizlere. Herhangi bir riskli durum söz konusu değil. Yıkılan, hasar gören bir bina yok. Can kaybı söz konusu değil. Herhangi bir yaralanmanın olduğuna dair bir bilgi de yok henüz. Oldukça sevindirici bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu depremin akabinde artçıları olur mu? Bundan sonra bölgede hareketlilik olur mu? Onu da önümüzdeki süreç gösterecek. Depremle ilgili bir yorum yapabilmek pek mümkün değil. Gelelim bugünün aslında en önemli başlıklarından bir tanesine, sokak hayvanları yasası. Bugün yine komisyon görüşmeleri vardı. Zaman zaman tansiyon yükseldi. Oradan kaldırılan bir televizyon, sonrasında tepkilerin artması. Teklifte en çok konuşulan husus ötenaziydi. Ve ötenazinin çıkartılması kararı alındı. Şöyle deniyor: Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. madde 3. fıkraya bağlı kalınarak uygulanacak bu süreç. O fıkrada diyor ki ötenazinin yapılması kesinlikle yasaktır. Şimdi son durumu almak için TV100 ekibinden Gül Gündüz'e gidelim. Gül, bugünkü tabloyu bize özetler misin? Anladığımız kadarıyla oldukça da sevindirici bir gelişme yaşandı. Ötenazi kalkıyor. Evet Osman Kenan, senin de söylediğin gibi aslında ötenazi kelimesi çıkarılıyor. Onu bir kez daha belirtelim. Ötenazi kaldırılmıyor. Ötenazi kelimesi çıkartılıyor. Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hükümler uygulanır hükmü ekleniyor. Yani hangi durumda ötenazi uygulanmış olacak? Özellikle de iyileşme durumu bulunmayan, insan sağlığı için risk oluşturan, olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda ötenazi uygulanacak. Yani sadece bu ibare çıkartılmış oluyor. Sadece uygulanma gerekçesi veterinerlik kanununa bağlanmış olacak. Sadece bu kelime, ötenazi kelimesi çıkartılmış olacak. Onu bir kez daha hatırlatalım. Çünkü o kanunun içerisinde ötenazi yapmak yasaktır. Ancak gerekli görüldüğü hallerde ötenazi yapılması icap eder diyor. İşte tam da bu hükme uygulanacak. Gül, beni duyuyorsan bir virgül koyalım. Şimdi kelime kalkıyor diyorsun ama bununla birlikte saldırganlık durumlarında ötenazi uygulanabilir diyorsun. Doğru anlıyorum değil mi? Yani eskiden konuşulan 30 günlük ya da 60 günlük süreç içerisinde birinin sahiplenmediği hayvanlar ötenazi uygulanacaktır gibi bir durum söz konusuydu. Şimdi hayvanları topladıktan sonra anladığım kadarıyla, lütfen konuyu anlamak için soruyorum sana. Önce barınaklarda hayatlarına devam edecek hayvanlar, eğer agresif, saldırgan bir tutum sergilerse böylelikle mi ötenazi uygulanacak?
Evet, tam da bahsettiğin gibi Osman Kenan, aslında bu ifade değiştirilmiş oldu. Özellikle de artık geri dönülemeyen, toplum için oldukça artık saldırgan hale gelen, iyileşme durumu bulunmayan ve artık olumsuz davranışları hiçbir şekilde kontrol edilemediği durumda gerçekleşecek ve zaten bu kanun içerisinde, veterinerlik kanunu içerisinde de yer alan bir maddeydi. Bu hükmüyle uygulanacak. Yine kararı veterinerler ve aynı zamanda belediyeler vermiş olacaklar ama artık köpekler için bu kısma bakılmış olacak. Şöyle bir ek not daha ekleyelim. Dördüncü madde ayrı, beşinci madde ayrı. Bu beşinci maddenin içerisinde ötenazi ifadesi vardı. O dördüncü maddede de sahiplenilmeyen, rehabilite edilemeyen hayvanlar diye geçiyordu. Yani içerisinde aynı zamanda muğlak bir ifade, sadece köpekleri mi kapsıyor, kediler de içerisinde mi, çok muğlak bir ifadeydi. O ifade de çıkarılmış oldu, onu da belirtelim. Bir talep geldi AK Partili milletvekillerinden ve net olsun dendi ve rehabilite edilemeyen köpekler ifadesi kullanılmış oldu. Yani tüm bu düzenlemeler köpekler için geçerli olmuş olacak, onu da bir kez daha eklemiş olalım. Sen bahsettin az önce, gün içerisinde oldukça hareketli bir komisyon toplantısıydı. En büyük tartışmalardan biri de televizyon tartışmasıydı. Çok kısa ona da değinmek istiyorum. Geçtiğimiz haftaki görüşmelerde çarşamba günü çok uzun bir görüşme yapıldı. Tam 18 saat sürdü. 18 saat boyunca da içeri giremeyen, komisyon salonuna giremeyen misafirler koridordaki televizyondan takip etmişlerdi o bütün görüşmeyi. Ama bugün o televizyon kaldırılmıştı. Koridorda misafirler yer almıyordu. Misafirler en dış kısımda yer aldılar. Onlar o bulunduğumuz koridora da giremediler ve doğalında televizyondan da bir takip yapamadılar çünkü televizyon kaldırılmıştı. Bu durum Vahit Girişçi'ye, komisyon başkanına da iletildi. O da dedi ki tamirat gerekiyor televizyon için, onun sonrasında getirilecek dedi ama muhalefet milletvekilleri ikna olmadı. Büyük bir tartışma yaşandı. Bu kadar önemli, Türkiye'yi ilgilendiren, herkese ilgilendiren bir konuda bir canlı verilsin bu toplantı. Herkes bu toplantıda kim ne söylüyor, ne konuşuyor, bu kelimesi kelimesine herkes duysun dendi. Ancak Vahit Girişçi o talebi kabul etmedi. Şu an itibariyle de görüşmeler devam ediyor. Ancak gelen misafirler koridordan takip edemiyorlar televizyonun olmaması sebebiyle. Son bir bilgi daha aktaralım. Osman Kenan dördüncü madde artık kabul edildi komisyon tarafından. Şu anda beşinci maddeye geçilecek. Yani bizim gün içerisinde aslında ötenazi diye konuştuğumuz o maddeye geçilecek. O ifade çıkarılmış olacak. Yeni haliyle nasıl bir tartışma olacak göreceğiz ama bir saatlik bir ara var. Bir saat sonra komisyon tekrar toplanacak ve 5. maddeyle görüşmeye devam edecek. Yine uzun bir mesai mi yapacak meclis milletvekilleriyle beraber, göreceğiz diyelim. Uğur Koçak'la beraber takibimizi sürdürüyor olacağız. Sözü tekrar size bırakalım. Peki, Gül aktardı son gelişmeleri. Hareketlilik hala devam ediyor. Sıcak gelişmeler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bugün MYK vardı. Bu husus görüşüldü. Sokak hayvanları meselesi. AK Parti kanadıyla da görüşmeler gerçekleştirildi ve akşam saatlerinde aslında ötenazi kelimesinin kaldırılması kararı alındı. Neler oluyor CHP Genel Merkezi'nde? Son durum ne? TV Yüz Editörü Betül Araz'a gidelim, son gelişmeleri aktarsın. Orada nasıl bir atmosfer var? Çıkan karar nasıl değerlendiriliyor Betül? Osman, aslında Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında tabii bugünün en önemli gündem maddelerinden biri de sokak hayvanları düzenlemesiydi. Uzun uzadıya konuşulduğu ifade ediliyor ki Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin binasına da bir afiş asıldı. Size ondan bahsetmek istiyorum hemen. Kameraman arkadaşım Murat Kurtul, o size o afişi göstersin. O afişte katliam yasasını reddediyoruz diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Hemen altında da Özgür Özel'in engelli bir köpekle fotoğrafı paylaşıldı afişte ki o köpeğin ismi de Mira. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel bu yasa teklifinin görüşmelerine başlandığı zaman bu fotoğrafı paylaşmıştı ve altına da şu yorumu düşmüştü. Mira gibi engelli canlılar olacak yasa teklifinde, ilk uyutulacak olanlar onlar. Geçen sene barınakta tanıştığım Mira sahip
sahiplenildi ve 3 bacağıyla sağlıkla yaşıyor. Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözülebilir ifadelerini kullanmıştı Özgür Özel yaptığı paylaşımda. İşte o paylaşımdaki fotoğraf alındı ve CHP Genel Merkezi'nin binasına katliam yasasını reddediyoruz diyerek bu şekilde bir afiş asıldı ki altına da bir hashtag açıldı. Biz yaşatmayı seçiyoruz denildi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Tabii şunu da söylemek lazım. Geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi bir karar almıştı. CHP'li belediyeler hiçbir sokak hayvanını uyutmayacak noktasında Özgür Özel'in vermiş olduğu talimat belediye başkanlarına iletildi, belediyelere iletildi. Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de bir açıklama yaptı. Biz sokak hayvanlarını uyutmayacağız diye. Biz şunu da biliyoruz tabii. Cumhuriyet Halk Partisi yasa teklifi görüşmelerinde kırmızı alarm verdiklerini belirtmişti. İşte bu noktada da mecliste direnişimizi sürdürüyoruz ifadelerini kullanmıştı ki o direnişte o tepkide gösteriyor Cumhuriyet Halk Partisi meclis komisyonunda görüşülen yasa için ki oradaki komisyonda yer alan milletvekilleri olsun, yetkililer olsun, Cumhuriyet Halk Partili yetkililerse bu yasa çıkmayana kadar direneceğiz açıklamalarını yapıyor. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu devam ediyor demiştik. Bakalım toplantı bittikten sonra sokak hayvanları yasası ile ilgili nasıl bir yeni adım atılacak, elbette hep birlikte onu da görmüş olacağız Osman. Peki Betül Aras aktardı son gelişmeleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK'ya ilişkin son durumu paylaştı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da başkanlık seçimleri söz konusu. 4 aydan az bir zaman kaldı. Sürpriz bir gelişme yaşandı. Hafta sonu Joe Biden yarıştan çekildiğini duyurdu, açıkladı. Adaylık için bir isim de gösterdi. Yardımcısı Kamala Harris. Bu kabul görecek mi? Nasıl bir tablo oluşacak? Demokratlar Kamala Harris'in isminin altında toplanabilecekler mi? Hepsi merak ediliyor. Rakibi Trump'tan da ilk açıklama geldi. Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten çok daha kolay dedi. Kamuoyunda da böyle bir algı var. Kamala Harris de Trump'a meydan okuyor. Senato'daki 50 demokratın tamamı Harris'e desteklerini açıkladı. Ama bir ay sonra bir kongre var 19-22 Ağustos'ta. O zamana kadar bu süreç nasıl işleyecek? Nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Kamala Harris 2020'de yaptığı hataları tekrarlar mı? Yoksa Kamala Harris demokratların hepsinin ortak kararıyla aday mı gösterilir? Merak konusu. Eski Amerikan Başkanı Barack Obama Harris'in adaylığına sıcak bakmıyor. En net örneklerinden biri bu. Baskılar ve çekil çağrıları sonuç verdi. Adaylığı bıraktığını açıkladı. Amerika'da başkanlık seçimlerine 4 aydan az bir zaman kala sürpriz bir gelişme yaşandı. Gafları ve sağlık sorunları nedeniyle gündemde olan Başkan Joe Biden adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Görevde bulunduğu son 3,5 yılda ülkede çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti. Demokrasimizi koruduk ve muhafaza ettik dedi. Biden'ın çekilme kararı sonrası demokratların yeni adayı kim olacak sorusu gündeme geldi. 81 yaşındaki Amerika lideri bu soruya da yanıt verdi. Başkan yardımcısı olarak yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde ulusa sesleneceğini aktardı. Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından Cumhuriyetçi aday Donald Trump açıklamalarda bulundu. Seçimlerde Harris'i yenmek Biden'i yenmekten daha kolay olacak dedi. Trump, Başkan Biden'ı da topa tuttu. Onun için sahtekar ifadesini kullandı. Başından beri adaylığa uygun olmadığını savundu. Harris de Trump'a meydan okudu. Başkan adaylığına talip olduğunu duyurdu. Niyetim adaylığı hak etmek ve kazanmak. Trump'ı yenmek için her şeyi yapacağım dedi. Neo-Nazi rally in Charlottesville was quote fabricated. Biden'ın Kamala'yı aday göstermesi demokratlar içinde huzursuzluğa sebep oldu. Amerika eski başkanı Barack Obama'dan Kamala'ya destek çıkmadı. Olağanüstü bir aday seçeceklerini söyledi. Amerika senatosundaki 50 demokrat senatörün tamamı Kamala Harris'e desteklerini açıkladı. Kongredeki önde gelen cumhuriyetçiler ise Biden'ı istifaya çağırdı. Görevde kalmasının ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savundular. The point is,
We're just getting down to game time now. Başkan Biden son yıllarda gafları ve tuhaf hareketleriyle gündeme geliyordu. İlerleyen yaşı sebebiyle adaylığa uygun olmadığı yorumları yapılıyor. Rakibi Trump'a karşı canlı yayında ortaya koyduğu kötü performansa bardağı taşıran son damla oldu. A Palestinian, but they don't like him because he's a very bad Palestinian. Evet, Biden çekildi. Uzun bir dönemdir de aslında kendine bu şekilde telkinler, tavsiyeler de söz konusuydu. Hafta sonu bir pazar akşamı, pazar günü çekildiğini dile getirdi. Şimdi karışık bir durum var demokratlarda. Başkan adayı olarak Kamala Harris'i işaret etti ama kafalarda soru işareti var. Bir siyahi kadın Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan olabilir mi? Çünkü bu süreç içerisinde 3 valinin de ismi geçiyor Biden'ın yerine yarışacaklar arasında. 2028 için konuşulan bir isim vardı. Kaliforniya valisi Gavin Newsom. Ne olacak bundan sonraki süreç? Merak konusu. Kamala Harris ise Biden'ın açıklamasının hemen ardında seçim için startını verdi. Görev hazırım. O görevi hak etmek için de elimden geleni yapacağım diyor. Biden tahtına Kamala'yı varis gösterdi. Ancak Amerika kadın adayın karşısında olası 3 adayı konuşuyor. Demokratlar Kamala'nın adaylığının bir taç giyme törenine dönüştürülmesini istemiyor. Onun yerine bu değişimin güçlü ve hızlı bir yarışa dönüştürülmesi için çaba var. Ülke siyaseti Kamala kadar Michigan valisi Gretchen Whitmer, Pennsylvania valisi Josh Shapiro veya Kaliforniya valisi Gavin Newsom gibi isimlerin de adaylığını konuşuyor. Amerika'da bunlar konuşulurken Biden'ın Kamala'ya olan güçlü desteği nedeniyle diğer adayların şansı neredeyse hiç yok. Kamala Harris, Amerika'nın ilk kadın başkanı ve başkomutanı olmak için kolları sıvadı. Kamala kampanyasını başlattı. Bağış için destek istedi. Peki olası diğer adayları ekarte edebilecek mi? Bunun için en önemli faktör kampanya için gerekli fon. Haziran ayı sonundaki rakamlara göre Biden'ın seçim kasasında 91 milyon dolar var. Biden bu fonu kolaylıkla Harris'e aktarabilecek. Kurallara göre fonun başka hiçbir adaya aktarılması mümkün değil. Fon kadar parti içi destek de Kamala için önemli. Temsilciler Meclisi'nin güçlü üyesi Jim Clyburn de dahil olmak üzere partinin ağır toplarının desteğine kesin gözüyle bakılıyor. Biden'ın açıklamasıyla Obama ve Clinton'ların da Harris'i desteklemesi bekleniyor. No, I'm serious. That's why January 6 happened. When he unleashed an insurrection. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım seçimleri yaklaşırken her hafta sonu yeni bir gelişmeye gebe. Geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayı ve eski başkan Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimi vardı. Şu sıralar Temsilciler Meclisi'nde de açıklamalar var. Birazdan onu da değerlendiririz. Ama dünkü Biden'ın çekilme kararı da tabii ki hem Amerikan kamuoyunu hem dünya kamuoyunu derinden etkileyen hususların başında geliyor. Voice of America Türkçe muhabiri Dilge Timoçin bizimle birlikte yeniden. Dilge, hoş geldin. Merhaba Osman, hoş bulduk. Çok sıcak gelişmeler var. Neler yaşanıyor? Amerika bu son durumu nasıl karşılıyor? Beklenti hakim miydi? Böyle bir hakim beklenti var mıydı? Tavsiyeler, öneriler, belki de mobbingler vardı ama bu kararı alması herhalde kolay olmadı Biden'ın. Bundan sonraki süreç nereye evrilir? Kamala Harris'i de birazdan uzun uzadıya konuşuruz. Şimdi cumartesi günkü açıklamalara baktığımızda şunu gördük. Biden hala kalacağım diyordu zaten. Şu anda sesim bana dönüyor bu arada. Çıkarmak durumundayım biraz. Peki. Biden zaten bu yarışa kalacağını söylüyordu. Ancak dün öğle saatlerinde beklenmedik bir açıklama oldu. Sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklamayla Biden çekildiğini duyurdu. Amerikan basını da şaşkındı açıkçası. Evet, çağrılar, baskılar vardı ancak son dakikaya kadar yarışta kalacağım derken bir anda böyle bir açıklama şaşkınlık yarattı. Daha sonra Biden'la bu görüşmelere katılan bilgi sahibi kaynaklar yavaş yavaş Amerikan basını tabii sızdırmaya başladı açıklamaları. Ve Biden'ın COVID geçirdiği dönemde Delaware'deki yazlık evine çekilmiş durumda. Burada aile üyeleriyle, en yakın danışmanlarıyla zaten son 48 saattir
çekilmeyi değerlendirdiği ortaya çıktı. Danışmanları ne yaptı? Son anket sonuçlarını kendisine iletti. Aynı zamanda da bütün bu Kamala Harris'le ilgili bilgiler, çalışmalara bakıldı. Donald Trump'ın işte geçen hafta biliyorsunuz Milwaukee'de Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı vardı. Nasıl gittiği, özellikle bu kararsız eyaletlerde nasıl bir hareket olduğu ile ilgili bütün verileri sağladılar ve gelen bilgilere göre artık kampanyanın çıkmaz yola girdiğini söylediler Joe Biden'a. Joe Biden her zaman anketler beni önde gösteriyorsa ben yarışta kalacağım diyordu. Ancak bu son verilerde ki danışmanları asla çekilme önerisinde bulunmadığını söylüyorlar. Ancak Biden kendi kararını verdi ve en son olarak en yakın çevresiyle, ailesiyle de konuştuktan sonra bu yazılı açıklamayı yayınladı ve elbette büyük bir şok dalgası yarattı Amerika'da. Ancak hemen bu açıklamadan bir yarım saat sonra da Joe Biden Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı. Şu anda yani bunu açıklamasının sebebi elbette sadece kalbinden geçen bir isim olması değil. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Kamala Harris'in kazanma şansı olup olmadığına bakıldı. Evet, yarışa geriden giriyor ancak anketlere baktığımızda Donald Trump'la arasında çok da büyük fark olmadığının farkına varılmasıyla bu emanet Kamala Harris'e devredilmiş gibi gözüküyor. Ancak hala kesin değil elbette başkan adaylığı Kamala Harris'in gelecek ay Demokrat Parti Ulusal Kurultayı var Chicago'da. Delegelerin seçim yapması, oy vermesi gerekiyor. Ancak sen de söyledin, haberlerinize de söylediniz. Demokrat liderler, demokrat isimler tek tek destek vermeye başladı Kamala Harris'e. Peki Kamala Harris'e tek destekler geliyor ama tabii bütün topluluk, bütün parti onun çatısı altında birleşecek mi? Bu bir soru işareti. Zira geçtiğimiz dönemlere bakınca aslında Kamala Harris'in de geçmişi pek parlak değil. Savcılık dönemine baktığında o ırksal adaleti sağlayamadığını net bir şekilde görüyoruz. Özellikle siyahilere yönelik tutumuna bakınca çok basit suçlardan ciddi cezalar aldığına dair ibareler, ifadeler söz konusu. Yardımcılığı döneminde de bazı soru işaretleri var. Onun öncesine gittiğimizde 2020'de aday olduğu dönemde yaptığı belki de vizyon eksikliği olarak değerlendirilen röportajlar var. Kamala Harris isminde demokratlar teker teker açıklamalar yapıyor ama uzlaşabilecekler mi? Yoksa bir ay sonra bambaşka bir tablo görecek mi? Amerika hiç yaşamadığı bir kongreyle, senaryoyla karşı karşıya kalır mı? Birçok ismin aday olduğu, kendini gösterme çabası içinde olduğu. Şimdi mesela az önce haberinizde vardı işte başka diğer başkan adayları kimler olabilir diye son açıklamalarını verelim. Bu başkan adayı olabilecek isimlerin hepsi Kamala Harris'e desteğini açıkladı bu arada. Michigan valisi Gretchen Whitmer açıkladı. Pennsylvania valisi Shapiro, aynı zamanda Gavin Newsom da açıklamasını yaptı. Yani bu isimler Kamala'ya karşı, Kamala Harris'e karşı yarışmayacaklarını da açıkladı, bunu son bilgi olarak verelim. Bu önemli bir gelişme. Bu Kamala Harris'i yarışta zaten tek başına bırakmaya devam ediyor gibi gözüküyor. Bir isim daha vardı. Batı Virginia Senatörü Joe Manchin'in de girmesi ihtimali vardı. O da yarışmayacağını açıkladı. Şimdi Kamala Harris'in evet Trump kampanyası da didik didik etmeye başladı. Kamala Harris'in geçmişini Kaliforniya Başsavcısı olarak başkan yardımcılığı dönemi, Biden'a karşı yarıştığı, Demokrat Parti Başkanı için yarıştığı dönemi didik didik ediyorlar ama son 4 yılında evet göçmenlerle ilgili çok, göçle ilgili çok ciddi görevler verildi Kamala Harris'e ya da senin de dediğin gibi işte ırksal adalet. Amerika 300 milyonluk bir ülke ve ırksal adalet sadece bir başkan yardımcısının ya da Kamala Harris'in çalışmalarıyla düzelebilecek bir şey değil elbette ama bu 4 senede Joe Biden'la birlikte başkan yardımcılığında bir deneyim kazandığı da yatsınmıyor burada. Özellikle son dönemde de şunlar öne çıkmaya başlamıştı ki seçimin en önemli konularından gözüküyor. Özellikle kadın oyları açısından kürtaj hakları ve bireysel silahlanmayla ilgili açıklamaları, katıldığı etkinlikler, verdiği mesajlar olumlu karşılık bulmaya başlamıştı. Zaten anketlere yansıyanlarda Kamala Harris'in bu son dönemdeki çıkışları ve performansıyla olmaya başladı. Şu anda anket ortalamalarına baktığımızda Donald Trump'ın 2-3 puan gerisinde görünüyor ki Biden'da da aynı durum söz konusuydu. O yüzden evet Trump kampanyası da didik didik edecek Kamala Harris'i elbette. Hatta dünden itibaren başladı bu arada kampanya ekiplerinin videolu atışmaları, birbirlerine saldırıları. Ancak işte dediğim gibi bu başkan adayı olabilecek diğer isimler desteklerini açıkladı. Hatta şimdi Kamala Harris'in başkan yardımcısı olabilecek isimler olarak
şu anda adları geçiyor, isimleri geçiyor. Doğru. Aynı zamanda da bir de Obama faktörü var. Obama henüz açıklamadı, haberlerinize de söylediniz. Şu anda hemen bir açıklama yapmadı, destek vermedi. Ama Clinton ailesi, Bill Clinton ve Hillary Clinton tam desteklerini açıkladı. Obama'nın da ileride bu desteği açıklaması mümkün. Belki de dün sadece acele etmek istemedi. Sonuç itibariyle Joe Biden de ona yakın, en yakın isimlerden biriydi. Peki, gelelim şimdi Temsilciler Meclisi ofisinde, kurulunda bir hareketlilik söz konusu. Zannederim ki Amerikan Gizli Servis Direktörü az önce bir açıklama da yapmış, Kimberly Cheadle. Şöyle bir ifadesi var: gizli servisin en büyük operasyonel başarısızlığı demiş, bütün sorumluluğu alıyorum diyor. Ne demek bu? Bundan sonraki süreçte görevine devam edecek mi? Özür mü diliyor? Kandırıldım, hata yaptım mı diyor? Nasıl bir tablo var bunda? Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu'nda oturuma katıldı, soruları yanıtladı. Çok sert sorularla karşılaştı elbette. Sanırım az önce bitmiş olması lazım. Yaklaşık 1,5 saattir sürüyordu bu oturum. Gizli Servis Başkanı, Amerika Gizli Servisi İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ve başkanları, başkan yardımcılarını, eski başkanları korumakla görevliler. Ancak bu turist suikast girişimindeki başarısızlık zaten 13 Temmuz'dan beri konuşuluyor. Gizli servisin yeterli kaynak ayırmadığına dair ve yeterli çalışma yapmadığına dair ön raporlarda açıklanmıştı. Yeterli kontrollerin yapılmadığına dair ön raporlar vardı ve bununla ilgili sorumluluğu tamamen kabul ediyorum dedi. Son yılların en büyük başarısızlığı dedi. Elimi taşın altına koymaya hazırım dedi. Ancak gizli servis başkanı istifaya hala yanaşmıyor. Onu da söyleyelim. Herhangi bir istifa söz konusu değil, ancak Kongre üyeleri bir yandan da istifaya çağırırken Başkan Joe Biden'a da çağrı yapıyorlar. Bu kadını kovun diye, yani görevden alın mutlaka diye. Ancak henüz bir karşılık bulmuş değil. Özellikle gizli servisten gelen açıklamalar, Amerikan basınına yapılan, gizli servis başkanının görevde kalması gerektiği ve bu süreci bir başkan olmadan faaliyetlerin devam edebilirliği açısından da görevde kalması gerektiğini söylüyorlar. Ancak dediğimiz gibi şimdi bugün bu oturuma katıldı, bu açıklamaları yaptı. Yarın da bu arada FBI açıklama başkanı yapmaya devam ediyor Dilge. Onu söyleyeyim, çünkü biz şu anda ortada görüntüleri canlı olarak döndürüyoruz. Kimberly Cheadle'ın kendisine hala sorular yöneltiliyor. Onu da dipnot olarak eklemiş olayım. Buyur lütfen. Tamamdır. Yani evet, o zaman bendeki canlı feed şu anda sona ermiş gözüküyor. O yüzden yanıldım sanırım. Soruları yanıtlamaya devam ediyor dediğiniz görevde gibi. Görevde kalacak yani, anladığımız kadarıyla. Yani şimdilik görevde kalıyor ama tabii daha fazla üzerine gidilirse o da kendi değerlendirmelerini yapacaktır. Daha fazla kanıt ortaya çıkarsa, mesela dün Washington Post gazetesinde çıktı. Trump kampanyası belki bu suikast girişiminin olduğu etkinlikte değil ama daha önce çok defa gizli servisten takviye yardım istemiş, ancak gizli servis bu taleplerin bazılarını da geri çevirmiş. Buna dair haberler çıkıyor belli kaynaklara dayandırılarak. Daha fazla kanıt ortaya çıktığında tabii ne yapacağı Cheadle'ın, o da merak konusu. Peki. Dilge Timoçin, çok teşekkürler katkıların için. Çok sağ ol. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde gün geçmiyor ki bir hareketlilik yaşanmasın. Son açıklamada aslında direktörün yapmış olduğu açıklama İhmalden ziyade kasıt varmış gibi bir durumda ortaya koyuyor. Çünkü farklı iddialar da var. Önümüzdeki süreçte daha iyi bir şekilde aydınlanacak herhalde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu tablo. Bir suikast girişimi ama sonunda herhalde bir tespit yapılacak, durum tespiti. Joe Biden'ın yerine aday gösterilen Kamala Harris'e destek, az önce de konuştuk Dilge ile birlikte, çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bir gün içerisinde 47 milyon dolarlık bir bütçe daha aldı kendisi. Toplamda 100 milyon dolarlık bir bütçe eline geçti. Daha doğrusu kendisi almadı. Önümüzdeki süreçte aday gösterilirse o bütçeyi kullanacak. Demokrat siyasetçilerden de açıklama geldi peş peşe Amerika'da. Sinema ve müzik dünyasının önde gelen isimlerinden de. Of his own vice president. Başkanlık yarışından çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklamıştı. Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala Harris'e ünlülerden destek yağdı. Amerikalı şarkıcı Beyoncé, adaylığı sonrası Kamala'ya çiçekli not gönderdi. Büyük bir belirsizliğin olduğu bu dönemde liderlik etmeyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz, sizin yanınızdayız dedi.
Şarkıcı Katy Perry de Instagram'da paylaştığı bir video ile Kamala'ya desteğini açıkladı. Yakın zamanda yayınlanan Woman's World parçasından birkaç dizeyi seslendirdi. It's a woman's world and you're lucky to be living in it. Amerikalı oyuncu Jamie Lee Curtis de sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Mesajında Kamala'yı tüm kalbiyle desteklediğini ifade etti. We just won an Oscar. To my dream team. Grammy ödüllü şarkıcı ve söz yazarı John Legend de Trump'ın otoriter ve baskıcı projesine karşı Kamala'yı desteklemeye hazır olduğunu söyledi. Marvel yıldızı Mark Ruffalo da Başkan Biden'ın gönderisini alıntılayarak Kamala'ya desteğini duyurdu. Have it all make sense together. That's part of what we are doing with the kickoff of this campaign headquarters. Ekonomik verilerle devam edeceğiz. En düşük emekli maaşı 10.000 liradan 12.500 liraya yükseltildi. Gerekli yasal düzenlemeler Temmuz ayı ödemelerine yetişmiyor. O yüzden emekliler zamlı maaşlarını Ağustos ayında almaya başlayacaklar. Bu ayki 2.500 liralık fark da alınacak. 10.000 lira alacaklar bu ay eski maaş üzerinden. Önümüzdeki ay 12.500 artan maaş üzerine 2.500 lira fark 15.000 lira almış olacak. En düşük emekli maaşı bu. Temmuz zam farkları alınacak maaşın öncesinde hesaplara yatacak. Beklenti bu. Şu anda emekli sayımız 16 milyon 180 bin. 12.500 lira emekli maaş farkından etkilenecek emekli sayımız ise 3 milyon 707 bin kişi. Emekli ve memur zamlarının belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Şimdi emekli maaşları tarihleri var. Tahsis numaralarına göre Bağkurlular tahsis numarası 5, 7, 9 olanlar 25 Temmuz'da alacaklar maaşlarını. Tahsis numarası 1, 3 olanlar 26 Temmuz'da alacaklar. Tahsis numarası 4, 6, 8 olanlar 27 Temmuz'da alacaklar. Tahsis numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise 28 Temmuz'da maaşlarını almış olacaklar. SGK emeklileri ise tahsis numaralarının son hanelerine göre söylüyorum. Son hanesi 9 olanlar 17 Temmuz, 7 olanlar 18 Temmuz, 5 olanlar 19 Temmuz, 3 olanlar 20 Temmuz, 1 olanlar 21 Temmuz. Bunların hesaplarına geçmişti zaten. 8 olanlar 22 Temmuz, 6 olanlar 23 Temmuz, 4 olanlar 24 Temmuz, 2 olanlar 25 Temmuz, tahsis numarasının son hanesi 0 olanlar ise 26 Temmuz'da maaşları hesabına yatmış olacak. Peki memurlar ne zaman alacaklar? Memur emeklileri maaşlarını 1-5 Temmuz arasında aldılar zaten. Ancak maaş fark zamlarını henüz almadılar. Mecliste tasarı geçtikten sonra maaş zam farklarını da onlar da Bağkur ve SGK emeklileri gibi almış olacaklar. En düşük emekli maaşı 10.000 liradan 12.500 liraya yükseltildi. Şimdi milyonlarca emeklinin merak ettiği soruysa zamlı maaşlar hesaplara ne zaman yatacak? Meclise tasarı olarak sunuldu. Şu an plan bütçe komisyonunda görüşülüyor. Plan bütçe komisyonuna görüşüldükten sonra meclise gönderilecek. Meclis onayladıktan sonra resmi gazetede yayınlanıp maaş fark zamları o zaman hesabına geçecek. Maaşlarından önce bu farkları hesaplarına geçecektir. KKM kur korumalı mevduat. Bu sistem Aralık 2021'de hayatımıza girmişti. Çıkış devam ediyor. Bakanlık da bir konuyla ilgili harekete geçti. KKM baronu olarak adlandırılan şirket, şahıs veya bankalar bakanlığın radarında artık. Nasıl oluyor? İşte detaylar. Kur korumalı mevduat baronları ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Aralık 2021'de başlayan kur korumalı mevduat uygulaması, mevduat sahiplerine hem faiz hem de kur garantisi veren bir sistem olarak hayatımıza girdi. Bu uygulamayla döviz ne kadar artarsa artsın, mevduat sahipleri güvence altına alınıyor ve vergiden muaf tutuluyordu. KKM'de sona gelinirken Hazine ve Maliye Bakanlığı uygulamayı her yönüyle masaya yatırdı. Yapılan tespitlere göre 100 milyar doları aşan KKM miktarının yaklaşık %80'i aynı kişi ve kuruluşlara ait çıktı. KKM baronları için bakanlık harekete geçti. Belirlemelere göre daha önce parasını yurt dışına çıkaran kişi, kurum ve bankalar KKM uygulamasıyla birlikte yabancı yatırımcı gibi Türkiye'ye döndü.
Bıyıklı yabancılar olarak adlandırılan bu yatırımcılar hem vergi avantajı sağladı hem de kaynağı belirsiz miktarları yasal hale getirdi. Kur korumalı mevduattan çıkış başlayınca %50 ile Türk lirası faizine dönen KKM baronları paraları tekrar yurt dışına çıkarma hazırlığına başladı. Paralar Türkiye'deki banka sisteminden çekildiği için temiz hale de gelmiş olacak. Maliye Bakanlığı koridorlarında edinilen bilgilere göre bakanlık bu KKM baronlarının peşinde. Usul ve esaslara aykırı bir uygulama tespit edilmesi halinde müdahale edilecek. Polatlar hakkında 908 sayfalık bir masak raporu açıklandı malumunuz. Sonrasında Dilan Polat hakkında hemen bir tahliye talebi istendi. 4. Ağır Ceza Mahkemesi o talebi reddetti. Yani tutukluluk süreci devam edecek. Polat çifti ve yakınları hakkında hazırlanan raporda birçok detay var. Polatların ticari ilişkileri tamamen incelendi. O rapora göre şirketlerin satış yaptığı kişi ve firmalar arasında oldukça tanıdık isimler var. Örneğin bunlardan biri güzellik merkezi açan sosyal medya fenomeni Ece Ronay. Lüks yaşam, kesilen faturalar, ticari faaliyetler, mal varlıkları ve bu mal varlıklarının kaynakları. Tüm bunlar 908 sayfalık masak raporunda yer aldı. Dilan ve Engin Polat'la ilgili masak raporunun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Raporda Dilan Polat Şirketler Grubu'nun iki ana firmasının Dipomet Medical ve Rise and Shine olduğu tespiti yapıldı. Rapora göre bu firmaların e-pazar üzerinden satış, dağıtım ve kozmetik ürün hareketleri ise oldukça fazla. Rise and Shine'ın Dilan Polat Şirketler Grubu'na ait şirketlere düzenlediği bazı faturaların sahte olduğu belirlendi. Bazı ürünlerde stok fazlası görülürken bazı ürünlerde de kozmetik ürünlerin eksi bakiye verdiği görüldü. Stok sayımlarına kıyasla daha fazla kozmetik ürün olması gerektiği tespiti yapılan ürünlerde bazı kozmetik ürünlerin ciddi fazla vermesinin nedeninin Dipomet Medical firmasının ilişkili firmalarına düzenlediği faturalar olduğu belirlendi. Enerji, merhaba. Enerji. Masak raporu Polatların ticari ilişkilerini gözler önüne serdi. Rapora göre Dilan Polat Şirketler Grubu'na ait Dipomet Medical'in satış yaptığı kişi ve firmalar arasında tanıdık isimler de vardı. Bunlardan biri de şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay. Güzellik sektörüne giren Ece Ronay'ın da Dipomet Medical'den 2022 yılında ürün satın aldığı ortaya çıktı. Ürünler arasında cilt bakım cihazı, spa yatak, cilt bakım koltuğu gibi ürünler bulunuyor. Polatların mal varlığı konusunda inceleme yapıldı. Ödeme dökümleri arasında ilginç hesap hareketleri de belirlendi. Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik firmasının Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi'ne 7 milyon 56 bin 455 lira ödeme yaptığı ortaya çıktı. Masak, Dilan Polat ve yakınlarının mal varlığının bir kısmının miras yoluyla elde edildiğini belirledi. Bazı araç ve gayrimenkullerin ise ilişkili kişi ve firmalar arasında el değiştirildiğini... Genel politikasının miras yoluyla ya da aldıkları araç ve gayrimenkulleri Milde Gayrimenkul'de toplamak olduğu değerlendirildi. Dilan Polat'ın Batman ve Erzurum'da çok sayıda gayrimenkulün mirasçısı olduğu da raporda yer aldı. Dilan Polat grubunun 2020-2023 yıllarında araç ve gayrimenkul için 170 milyon 176 bin 89 lira ödeme yaptığı da tespit edildi. Öte yandan masak raporu sonrasında Dilan Polat'ın tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi. Gir burada, gir öbür tarafa sen de gir. İlk
raporun açıklandığı günde bu değerlendirmeyi yaptık zaten. Evet. Artık davanın boyutu bambaşka bir noktaya evrildi diye. İşte kara para aklama, bahis, yasa dışı bahis gibi durumlar söz konusu olmayınca herhalde Dilan Polat da hemen elimizdeki suçlar benim şu anda tahliye olmama yeter düşüncesiyle bir başvuruda bulundu, evet, anladığım kadarıyla. Ondan sonra senden dinleyelim ama bu ilişkiler de bu 908 sayfalık raporda detaylıca yer almış. Ünlü isimler, kesinlikle, var, onların içerisinde Ecer Onay var. O ilişki anında bize anlatırsan çok seviniriz. Şimdi ilk sorduğumla başlayayım Osman. Bu rapora göre Dilan Polat'ın serbest kalması gerekiyordu. Burada kara para soruşturmanın ana teması zaten kara paraydı. Kara para aklamaydı. Şimdi MASAK raporunda kara para yok gibi bir ibareyi kullanmasına rağmen ama rapor dikkatli okunduğunda aslında raporun içerisinde gizli şeyler var. Şöyle çalışılmış çok güzel adeta MASAK polis gibi çalışmış. Gidip o iddia üzerine ifadeler de almış. Ama demiş bu paranın kara para olabilmesi için öncü bir suçun olması lazım demiş. Nokta koymuş. Niye? Öncü suç dedikleri bahisten bahsediyor. Yasa dışı bahisten bahsediyor. Buna bir operasyon yapılmış olsa, o operasyonun ardından bu şirketlere ulaşılmış olsa o aradaki paranın kara para olması değerlendiriliyor. Hmm. Değerlendiriliyor. Ama şimdi bu öncü suç operasyon veya herhangi bir çalışma olmadığı için öncü suç ortadan kalkıyor. Ve bunu da buradaki usulsüzlükler aslında hesapların arasında çok büyük farklar var. Bunu da belirtmişler. Bunu da vergi üst kanununa muhalefetten yapmışlardır diyor. Çünkü kurulan şirketlerin bazılarında kendi aralarında dönen paralar var. İşte o nedenle aslında şöyle de bir MASAK raporunda şöyle de bir ibare var Osman. Sektör içerisinde yüksek karlılık sahip diyor. Bu kozmetik sektörünün, güzellik salonlarının yüksek karlılık, tamam, oranlarına sahip diyor. Kar marjı yüksek. Yüksek diyor. Firmalar diyor pandemi ve Dilan Polat'ın sosyal firmaların ve Dilan pandemide Dilan Polat'ın sosyal medya üzerinde yakaladığı ivme 2023'te yüksek boyuta çıkıyor diyor. Bu süre içerisinde 2020-2021 tarihler arasında yaptıkları karları, kazançlarını yazmışlar. Düşük diyor. 2022'den sonra yükselmeye başlamış diyor. 2023'ten sonra bu üst seviyeye çıkmış diyor. Bakın şurada da çok önemli not var. MASAK raporunda söylüyorum. Çok işlemli satışlara ayak uydurulamadığı, firmalar arasında koordinasyon sağlanamadığı, parasal ve maddi işlerle kontrol ve sistemli çalışma ortamı oluşturulamamış. Yani bunlar kendi şirketler arasındaki bu para sistemini... Yani bir yerden bir yere mal veya ürünü ya da parayı aktarırken... Eksik aktarmışlar, fazla aktarmışlar. Ve hatta fatura keserken burada da söylüyor, sahte fatura kesildiğini söylüyor. Sahte faturaları çok kesmiş olabilir. Çünkü müfettiş de depolarda da inceleme yapmışlar. Bazı depolara gittiklerinde... Bir tane muhasebeci tutsaymış bunların hiçbirini yaşamayacakmış. Adam gibi bir muhasebeci aslında, tutsaymış. Aslında muhasebeciler var Ahmet Gün. Şunu da söylüyor MASAK raporunda. Muhasebe hileler yapılmış diyor. Muhasebeci hileleri yapılmıştı. O da şeyden... Belki de muhasebeci yaktı onları. Muhtemelen. Çünkü hesaplar MASAK raporunda öyle söylüyor. Yani burada şimdi bakıyorsunuz ki Osman 2022 ve 2023 arasında gayrimenkul ve araç sayılarında artışları var. Bu araçları yaklaşık 170 milyon değerindeki araç ve gayrimenkullerini 2022 ve 2023 yılında almışlar. Bu da son dönemlerdeki o kar marjine, o kar oranını gösteriyor. Şimdi burada az önce senin de söylediğin, işte burada iki tane firma var bu işin göbeğinde. Biri Diplomat Medical, diğeri ise Rice and Shine diye bir şirketleri var. Bu Rice and Shine sahte fatura kesiminde kullanılıyor. MASAK uzmanları gidip şirketlere de inceleme yapmışlar. Stok fazlası mallar olduğunu görüyor. Bazı malların eksik olduğunu göre buradaki hesapların arasındaki bunların tamamı da vergi kaçırma... Hızlanalım, saat başına gidiyoruz. Ecer Onay meselesine gelelim mi? Orada ne var? Şimdi Ecer Onay'da... Ecer Onay ezelden beri çok konuşuluyor. İki kez iş yeri kurşunlandı. Eski kocası kurşunlattı, evet, dendi vesaire. Kavgalı biliyoruz Dilan Polat'la. Kendisiyle kavgalı biliyoruz. Doğru. En son duruşmada... ifadesini geri çekmişti, şikayetçi olmamıştı. Ecer Onay'la da
arasında bir anlaşma yaptı Dilan Polat'ın. O anlaşma üzerine de ürün, kozmetik malzemeleri sattığı da bunun da yaklaşık da 600 bin civarında olduğunu da görüyoruz. Mesela Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sponsorluk anlaşmalarından dolayı hesap hareketleri masak raporunda var. Sponsorluktan dolayı 7 milyon bir para gönderilmiş. Orada bütün aslında masak bu şirketlerin üzerinde yapılan bütün parasal olarak bütün giriş çıkışları incelemişler. Hepsini incelemişler. Bu nedenle yani Masak'ın şurada aslında son notunda sonuç bölümünde önemli bir şeyi var. Kararı var sonuç bölümünde. Şöyle diyor Masak. Biz diyor ne kadar olsa da diyor savcılık soruşturma dosyasında yer almasına karşın bilgimiz dışında kalan ya da sonradan intikal etmiş olan somut olaylara ilişkin aksi yönde kuvvetli delil mahiyetinde olan görgü tanıkları, kişi ifadeleri, siber veya kriminal takip ve çalışmalar, yasal dışı ya da yurt dışı kaynaklı sitelerde oluşan veriler gibi yani burada diyor ki biz bunları hazırladık ama bundan sonra olacak. Bizim elimizdeki verilere göre hazırladık. Biz, yeni veriler ortaya çıkabilir. Çıkarsa bunlarla ilgili de belgede kara para aklama tespit edilebilir. Aslında şöyle de var. Masak raporunda bazı kişilerle ilgili inceleme yapılmış. O kişilerle ilgili bazı dönelere ulaşılmamış. Havada kalmış. Mesela onun detayına inmek için bu operasyon sırasında elde edilen dijital verilerin daha henüz incelenmemiş. O dijital verilerden inceleme sonucundan da belki kara para çıkacak. Muhtemelen daha yolun çok başındayız. Daha yolun, kesinlikle yolun başındayız. Daha incelenmesi gereken bir sürü dosya var. Bu yasal olarak şirketler üzerinden yasal olarak yapılan aktarımlar, giriş çıkışları senin de söylediğin gibi. Ama burada da şunu Masak uzmanları şunu belirlemişler. Burada vergi kanununa muhalefet var, vergi dolandırıcılığı var. Buradan da yüksek miktarda para kazanılmış. Yani şirketlerdeki hesaplarla çifte defter tutulmuş mesela. Hı hı. Sahte faturalar kesilmiş, şirketler kurulmuş. O nedenle ya daha yeni henüz yolun başındayız. Önümüzdeki süreç içerisinde yargılama başladığı zaman deliller ortaya çıkacak. Yeni incelenecek dijital materyaller var. Onlardan yeni şeyler çıkabilir. Onun için önümüzdeki süreç içerisinde dava sürecini takip edeceğiz. Muhtemelen Dilan Polat'ın bugün tahliyesinin red verilmesinin sebebi de bunlardan bu. Bir tanesi. Peki. Devrim Tosunoğlu teşekkürler katkıların için. Yeni bilgiler, gelişmeleri aktarın. Önümüzdeki süreçte yeni gelişmeler olacak. Bunu bekliyoruz. Onu da yine değerlendireceğiz birlikte. Noktalayalım burayı, devam edelim haberlerle. Bodrum'da bir taksi durağına yaklaşık 10 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Ama nasıl bir saldırı? Döner bıçaklarıyla, taşlarla, sopalarla. Olayın nedeni sonradan ortaya çıktı. Döner bıçaklarıyla, taşla, sopayla geldiler, durakta bekleyen taksicilere saldırdılar. 3 kişi yaralandı. O dehşet anlarında güvenlik kameraları kayıttaydı. Görüntülerin adresi Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden biri olan Bodrum. Bir taksi durağına gelen yaklaşık 10 kişilik bir grup ellerindeki taş, sopa ve döner bıçaklarıyla bir anda taksicilere saldırmaya başladı. Duraktakiler neye uğradığını şaşırdı. Kimi kaçıp kurtulmak istedi, kiminin buna fırsatı bile olmadı. Saldırganlar bir süre sonra ayrıldı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Gerçekse sonradan ortaya çıkmıştı. İddiaya göre o durağa saldıranlardan biri olan AŞ, eşi ve çocuğunun önünde durağın taksicilerinden OK tarafından darp edilmişti. Gerekçesi ise AŞ'nin korsan taksici olduğuydu. İki tarafında birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Sakarya'da bir zorba sokak ortasında eski eşini darp etti. Yetmedi, ölüm tehditleri savurdu. O korku dolanlara çocuklar da şahit oldu. Araya girerek annelerine siper olmaya çalıştılar. İşte o anlar. Ölüm tehditleri yağdırdı, sokak ortasında darp etti. Çığlık çığlığa ağlayan çocuklar o dehşet anlarında annelerine siper oldu. Gelsin lan bu. Gelsin lan. Sen öleceksin. Sakarya'da eski koca boşandığı eşine ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı. Eski eşini çocuklarının gözü önünde darp etti. Sen öleceksin. Hayır. Senin hakkın ölüm. Gözü dönmüş eski kocayı kimse zapt edemedi. Darp ettiği eski eşine bir de ölüm tehditleri savurdu.
Olay yerine gelen polis eski kocayı gözaltına aldı. Adres Kocaeli, 3 şehir magandası klinik basıp veterineri tekme ve yumruklarla darp ettiler. Yetmedi, yerde sürükleyip dışarı çıkardılar. Mesele sadece 45 lira. Üçe karşı tekti, direnemedi. Saldırganlar kliniği bastı, veterineri 45 lira yüzünden dövdü. Adres Kocaeli. Veteriner kliniğine gelen bir müşteri 245 lira tutan ücrete 400 lira verdi. Veteriner Ali Özen 200 lirayı alarak kasada bozuk para olmadığını söyledi. Siyahlı şahıs geldi, elinden mama istedi. Mamasını verdim. Daha sonrasında alışveriş esnasında bozuk para olmadığı için problem çıktı. Bu müşteri ilk önce 45 lirayı hesaba göndermeyi teklif etti. Ali Özen kendisine dekont göstermesini, nakit fişi keseceğini söyledi. Aralarında tartışma çıktı. Kendiyle ufak bir sürtüşme yaşadık. Daha sonrasında beyefendi tehditler savurarak buradan çıktı gitti. Şehir eşkıyası iki arkadaşını da yanına alarak kliniğe bastı. Çalışan kadın araya girmek istedi ama ona da aldırış etmediler. Veteriner Ali Özen dışarı çıkmayınca saldırdılar. Yumruklar savuşturarak üstüme 3 kişi saldırarak videoda göreceğiniz gibi darp ettiler. Burnunun üst kısmında kırık, dudakta da bir patlama mevcut. Saldırganlar Özen'i yerde sürükleyerek dışarı çıkardı. Özen kanlar içinde kaldı, darp raporu alıp şikayetçi oldu. İkinci el piyasasına bakacağız. İkinci el otomobildeki balon patlayalı aslında çok oldu. Durağanlık var. Satılamayan arabalar bekliyor. Sıfır otomobildeki kampanyaların bunda ciddi bir etkisi var. Bununla birlikte nakit varsa elinizde zaten gidip kampanyası da olduğu için sıfır otomobil alıyorsunuz. Fiyatlar oldukça orada da geriledi. Krediye erişememe problemi de ikinci eli vurmuş hususların başında geliyor. Şu sıralar piyasada deyim yerinde yaprak kımıldamıyor. Aracını satmak isteyen fiyata kırmak zorunda. Hem de öyle 5.000-10.000 lira değil, ciddi düşüşler yaşamak durumunda kalıyorlar. Bir yıl önceye göre baktık son satışlara %25 oranında azalmış. 4 araç satılıyorsa şimdi 3 araç satılıyor. Sektör aynı zamanda son 5 yılın en düşük Haziran ayını yaşıyor. Öncelikle şu an güvenlik paketi yasasından dolayı bayilerde inanılmaz kampanyalar var. Bayiler çok ciddi ödeme imkanları ve çok ciddi kampanyalar sunuyor. Çok iyi oranda fiyat indirimleri var. Bu yüzden insanlar sıfır araca yönelmiş durumda. Genel güvenlik yönetmeliği, sıfır araçlardaki kampanyalı satışlar ikinci el araç piyasasını daralttı. Ödeme kolaylıklarıyla alabiliyorlar ve bu yasa öncesi kampanyaları değerlendiriyorlar. Bundan dolayı ikinci el araçta talep iyice düştü, sıfır araçlarda satış daha yüksek durumda. İkinci el otomobil pazarı önceki yıla göre %25 daraldı. Satışlar 485 bin adetle sınırlı kaldı. İkinci el otomobil satışları dibe vurdu. Son 5 yılın en düşük Haziran ayını gördü. İkinci el otomobillerinde en son en düşük Haziran 2019 yılında gerçekleşmişti. 2019 yılında tam dövizin dalgalanma dönemleriydi. O dönemlerde bundan dolayı çok ciddi bir düşüklük oldu. Peki ikinci el otomobil satışlarındaki durgunluk ne zamana kadar devam edecek? Yani ikinci el otomobil piyasasına bakarsak özellikle kredilerde ciddi bir problem var. Ortalama bir 6 ay daha sürecin bu şekilde devam edeceğini söyleyebilirim. İkinci el otomobil pazarında bir kredi düzenlemesi bu ikinci el piyasasının daha çabuk açılmasına ve daha yükselmesine sebep olacaktır. Çin menşeli e-ticaret devi Trendyol'a milyarlık vergi avantajı mı geliyor? İddiaya göre yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle Trendyol'a 2 yılda yaklaşık 70 milyar liralık bir avantaj sağlanması bekleniyor. Akıllarda
vatandaş ekonomik krizle bu süreçte boğuşurken Çinliler için iddia doğruysa niye böyle bir vergi gelirinden vazgeçilecek? Bu kez başka bir Çinli şirket yine milyarlarca liralık kıyak. Çin menşeli e-ticaret devi Alibaba'nın sahibi olduğu Trendyol için harekete geçildi. Şirkete tam tamına 70 milyar liralık vergi avantajı sağlanacağı iddia ediliyor. Çinli firmalara arka arkaya tanınan vergi imtiyazlarına bir yenisi daha eklendi. Henüz geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firmasının Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik 1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Çinli firmaya Türkiye'de otomobil satışında vergi indirimi getirildi. Bununla 4 milyar dolar yani 132 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiş oldu. Şimdi de yine Çin menşeli olan Trendyol'a vergi avantajı sağlanacağı iddia edildi. İddiaya göre e-ticaret yasasında değişiklik yapılması planlanıyor. Böylelikle Çinli şirket Trendyol'un ödemesi gereken milyarlarca liralık lisans ücretinin silineceği belirtiliyor. Yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte Trendyol'a 2 yılda yaklaşık 70 milyar liralık avantaj sağlaması bekleniyor. İki Çinli firmaya 100 milyarlarca liralık vergi avantajı akıllara bu kadar vergi gelirinden neden vazgeçildiği sorusunu getiriyor. İlginç haber ve olaylardan derlediğimiz dünyanın görüntüsü gelecek ekrana şimdi. Trafik kavgası ölümle sona erdi. Trafikte aracının tamponuna dokunan sürücünün üzerine yürüdü, kapıyı yumrukladı. Sonrasında ise tetiğe bastı. Kamyonet sürücüsü öfkeli sürücünün kurbanı oldu. Her şey fotoğraf uğruna oldu. Uyarıya rağmen atlı kraliyet muhafızına çok yaklaşınca at kolunu ısırdı. Turist kadın o anlarda şoka girdi. Çevredekiler kadının yardımına koştu ama sakinleşmesi kolay olmadı. Hırsızın sonu bu oldu. Yol kenarında yaşlı adamın telefonunu kaptı, kaçtı ama 17 yaşındaki kapkaççıya otobüs çarptı. Genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Hız etkinliğinde ölümden döndü. Trafiğe kapatılan yolda hız limiti yok etkinliği düzenlendi. Spor otomobil de o etkinlikte sürat yaptı. Araç hızla giderken bir anda yoldan çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkıp takla attı. Genç sürücü bu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Orta sahadan koştu, penaltıyı kaçırdı. Somali Ligi'nde oynanan maçta oyuncu orta saha çizgisine kadar gerildi. Orta sahadan ceza sahasına kadar koşan ve topa vuran futbolcu direği geçemedi. Görüntüler sosyal medyada viral oldu. Evini eğlence merkezine çevirdi. Genç mucit tahta, plastik boru gibi basit malzemelerle kendi roller coaster'ını yaptı. Evin odalarından geçen roller coaster bahçeye, oradan da ormanlık alana kadar uzanıyor. Mucit genç çocukluk hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduğunu söyledi.
Kılıç balığından şans eseri kurtuldu. Balığa çıkan bir grup arkadaş kılıç balığı yakaladı. Ancak oltadan kaçan balık bir kişiyi teğet geçti. Ne olduğunu anlamayan genç kıl payı kurtuldu. Yüzlerce kişi havuzu doldurdu, kulaç atacak yer kalmadı. Sıcak hava nedeniyle Çinliler soluğu su parklarında aldı. Ancak havuz öylesine doldu ki lastik botlar kımıldayamadı bile. Havadan çekilen bu görüntü eğlence parkındaki izdihamı gözler önüne serdi. Dalga sahili bastı, bir kadın zor anlar yaşadı. Burası turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Mykonos adası. Limana yanaşan yolcu gemisi dalgaya yol açtı. Güneşlenen turistler neye uğradığını şaşırdı. Apar topar havlularını topladı. O sırada denizde olan bu kadının yardımına sahildeki gençler koştu. Yunan sahil güvenliği göçmenleri taşıyan botları tehlikeye atmayı sürdürüyor. Daha doğrusu botları tehlikeye atmak değil, onların içinde bulunan insanların canını hiçe saymak bu. Yunan unsurlarının Türk karasularına ittiği göçmenleri yine Türk sahil güvenliği kurtardı. Ege Denizi'nde yaşanan o anlarsa bir Türk İHA'sı tarafından görüntülendi. Onların umuda yolculukları, Yunanistan'ınsa insanlık dışı tutumu sürüyor. Midilli açıklarında göçmenleri taşıyan bot Yunan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına itildi. Midilli açıklarında yaşanan tehlikeli kovalamacayı Türk İHA'sı görüntüledi. Harekete geçen Türk sahil güvenliği göçmenleri kurtardı. Hayallerinin Ege'nin maviliklerine gömülmesine engel oldu. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsuru Midilli Adası'nın kuzeyinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu Türk karasularına doğru itti. Göçmenler adeta kabusu yaşadı. Kovalamaca dakikalarca sürdü. O anlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'nın keşif uçuşu sırasında kaydedildi. Göçmenleri taşıyan bot Türk karasularına girdi. Sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ölümle burun buruna gelen göçmenler kurtarıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunan sahil güvenlik unsurlarının göçmenleri taşıyan botu Türk karasularına ittiği belirtildi. Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botunun göçmenleri kurtardığı belirtildi. Sıcak bir gelişme var. Türkiye Futbol Federasyonu'nda hem bir karar değişikliği hem de bir görev değişikliği var. Onları aktaralım. Son dönemde biliyorsunuz bu Türkiye Futbol Federasyonu tartışmaların odağındaydı. Geçtiğimiz günlerde bir seçim gerçekleştirildi. Yeni başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu oldu. Yeni bir gelişme var. Federasyon bu sezon için yabancı kuralında değişikliğe gitme kararı almıştı. 12 yabancı kuralı getirilecekti. Fakat bu kurar kaldırıldı. 14 yabancıyla yoluna devam edebilecek artık takımlar. 14 yabancı oyuncu bulundurabilecekler. Bir yeni değişiklik gelişmede Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Futbol Takım Sorumlusu görevinde bir değişiklik oldu. Hamit Altıntop artık o görevi yürütmeyecek. Onun yerine geçtiğimiz dönem biliyorsunuz Beşiktaş'ta da görev almıştı. Ceyhun Kazancı getirildi. Bu da bir son dakika değişikliği. Futbol Federasyonu'nda A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'tan görevi devralan isim Ceyhun Kazancı. Bu gelişmeyi de aktarmış olalım. Devam edelim. Ankara ile Atina arasındaki sürece bakalım. Son dönemde peş peşe gelen açıklamalar nedeniyle bir soğuk rüzgar esiyor. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan sonra şimdi bir de Yunanistan Sağlık Bakanı oldukça talihsiz bir açıklamada bulundu. Oldukça da şaşırtan bir açıklamada. Sadece Türkiye'yi şaşırtan bir açıklama değil, bu dünya kamuoyunu da şaşırtan bir açıklama. Çünkü hem ölçek hem de güç olarak bakıldığında oldukça saçma, komik bir açıklama. Skandal açıklama şu:
Türkiye sürekli olarak bir gece ansızın gelebiliriz diyor. Nereye gelecekler? Gidersek biz gideriz. F-35'ler bizim. Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz diyor. Orgenay yine. Hoş geldin Sayın Cumhurbaşkanı. Sağ olun. Adanın güneyinde ise maalesef kendilerini Kıbrıs adasının tek hakimi olarak gören şımarık bir zihniyet var. Kıbrıs harekatının 50. yılında Türkiye'nin adadan verdiği mesajların Yunanistan'daki yankıları dinmiyor. Sayın Miçotakis'le yurt dışında bir araya geldik. Ayın 20'sinde biz Kuzey Kıbrıs'tayız. Duydum ki sen de güneydesin. Herhalde oradan Dendias gibi bizlere sataşma yapmazsın. Atina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla hop oturup hop kalkarken Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis katıldığı bir televizyon programında skandal cümleler kurdu. Merhaba asker. Sağ! Nasılsınız? Sağ! Georgiadis, Erdoğan'ın sıkça kullandığı bir söze atıfta bulundu. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Yunan Bakanı'nın açıklamaları bununla sınırlı kalmadı. Ankara'ya karşı Atina'nın Doğu Akdeniz'de güçlü ittifaklara sahip olduğunu öne sürdü. Türkiye havacılıkta sıfır bir ülke ifadesini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl kutlamaları öncesi skandal bir mesaj paylaşmıştı. Mesajında Türk ordusunu işgalci, kutlamaları da utanç şenliği olarak nitelemişti. Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektedir. Yunanistan'ın Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar kafalarda soru işareti oluşturuyor. Zira kendisinin en kısa zamanda bir doktora görünmesinde fayda var. Devam edelim. Havacılık teknolojisiyle. Türkiye havacılık teknolojisinde iyi değil diyor ya Sağlık Bakanı Yunanistan'ın. Neler yapıyoruz ona bakalım. Çığır açmaya devam ediyor Türkiye. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Gökbey yurt dışında ilk uçuşunu yaptı. Performansıyla da büyük beğeni topladı. Gökbey yurt dışında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Milli helikopterimiz dünyanın en prestijli havacılık fuarı Farnborough'da boy gösterdi. Türk savunma sanayinin gözbebeği Londra semalarında uçtu. Performansıyla göz doldurdu. Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki uluslararası rekabet gücünü de ortaya koydu. Fuar 26 Temmuz'da sona erecek. Gökbey etkinlik boyunca 4 uçuşa daha imza atacak. Gökbey helikopteri Türk Havacılık Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen TS-1400 turboşaft motora sahip. Fuarda Hürjet, Hürkuş, Atak helikopterinin yanı sıra İHA ailesinden Aksungur ve Ankara'nın da maketleri sergilenecek. Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi daha önce de kirliliğiyle gündeme gelmişti. Uzun süredir devam eden bir başka sorun da derenin adeta bir tekne mezarlığına dönüşmesi. Sahipleri tarafından yüksek maliyetlerle bakım yapmaktansa oraya bırakılıyor, gömülmesi tercih ediliyor teknelerin. O batık tekneler dereyi zaten kirli, iki kat daha fazla kirletiyor. Balıkçılarsa bu soruna artık kesin bir çözüm bulunması gerek diyor. ...25 tane batık, 30 tane vardı belki yani. Satmayı ben bile düşünüyorum artık yani, baş edemiyorum. Sahipleri terk etti. Haftalar, aylar, yıllar geçti. Zamanla çürüyen tekneler batık hale geldi. Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan Menekşe Deresi adeta tekne mezarlığına döndü. Sahipleri tarafından kaderine terk edilen tekneler bir bir batınca Menekşe Deresi de kirlenmeye başladı. Şimdiki bir olay değil bu. 30 yıllık, 40 yıllık bir olay bu. Terk edilen teknelerin bu hale gelmesinin sebebi ya kaçan heves ya da bakımlarının maliyetli olması. Sahipleri iki ortak oluyor, üç ortak oluyor. Birinde para var, birinde yok. Bakım olmadığı için de mecbur kalıyor batmaya yani. Teknelerin bakımları da çok ağır. Şu anki bakımı benimkinin 200 bin liraya geçti. Dereden denize açılan balıkçılar için durum daha da zor. Çünkü zaman zaman batıklara çarpma tehlikesi yaşayabiliyorlar. Suya gömülen batıkları çıkartmanın maliyeti 10 bin liradan az değil.
tabii taşıma masrafları hariç. En az 20-30 bin hurdaya çıkartması için. Çünkü bunu kaldıracak, bunu araç tutacak. Hurda haldeki tekneyi karaya çıkartmanın maliyeti en az 10 bin lira olunca sahipleri de sulara gömülmesine razı oluyor. Ancak gün geçtikçe kirlenen Menekşe Deresi'nde artık balık görmek neredeyse mümkün değil. Sular şimdi içeri doğru, şu anda oksijen yok. Balıklar ölüyor burada. Dere kenarında yaşayan balıkçılar yıllardır devam eden bu soruna kesin çözüm istiyor. Ne olacaksa olacak yani, bunun bir çözümü olmalı. Aşırı sıcaklar tüm yurtta etkisini gösteriyor. İstanbul'da da öyle. Öyle ki haftanın ilk iş gününde bile hem plajlar hem sahiller dolup taşmış durumda. Şezlong bulmak isteyen vatandaşlar sabahın ilk ışıklarında plajların yolunu tutmak durumunda kalıyorlar kalabalık nedeniyle. Termometreler 38'i gösterdi bazı ilçelerde. Asfaltta dalgalanmalar bile görüldü ve şöyle deniyor uzmanlar tarafından. Bunlar iyi günler, Afrika sıcakları gelmişti, şimdi ilave Afrika sıcakları yolda. Bu iş gününde bu kalabalık tabii ki. Çok bunaldım, kendimi denize attım. Yani şifayı denizde buluyoruz ya bu sıcaklarda. Evde duramıyoruz yani, çocuklar duramıyor. Geliyoruz, rahatlıyoruz burada. İstanbul'da termometreler 38 dereceyi aştı. Sahiller dolup taştı. Serinlemek için denize giriyoruz. Öyle serinliyoruz. Sıcaktan insanlar artık nereye vurabilirse kendini. Sıcaktan bunalan İstanbullular adeta plajlara akın ettiler. Şu anda Caddebostan Halk Plajı'ndayız. Hafta içi olmasına rağmen plajda neredeyse adım atacak yer yok. Halk plajlarında adım atacak yer kalmadı. Şezlong bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Yer bulabilmişsiniz. Ben erken geldim ama. Kaçta geldiniz? 9'da geldim. Hafta sonu iç olduğu halde yine kalabalık. Biz hafta sonu hiç gelmiyoruz. Nem ve sıcaktan bunalan vatandaşlar Beşiktaş Bebek sahilinde denizin keyfini çıkardı. Bu sene çok sıcak canım. O iki tane yastık su gibi oluyor ya. Sarıyer Kısırkaya plajı da İstanbul'un yoğun plajlarındandı. Aşırı sıcaklardan İstanbul Havalimanı pistleri olumsuz etkilendi. Sıcaklık artmaya başlayınca pistlerde dalgalanmalar oluştu. Aynı manzara Beylikdüzü'nde de görüldü. İlçede nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 dereceyi aştı. Sıcaklık nedeniyle asfalt üzerinde oluşan dalgalanmalar kameralara yansıdı. Ağrı Dağı'nın zirvesinde biri kadın iki dağcı inişe geçerken aniden bastıran tipi de mahsur kalmıştı. O dağcılardan maalesef acı haber geldi. İkisinin de cansız bedeni Buzul platosunda donmuş halde bulundu. Kötü. Hava çok kötü. 4-9 derece ama hava çok kötü. En büyük tutkuları sonları oldu. Zirveye tırmanan iki dağcı tipi de mahsur kaldı. İkisinin de cansız bedeni donmuş halde bulundu. Dağcı grup Türkiye'nin farklı şehirlerinden Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine geldi. 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmandılar. Perşembe günü tırmanışa başlayan dağcılar cumartesi sabahı zirveye ulaştı. Başta her şey güzel gidiyordu. Tipi bir anda bastırdı. 5000'e kadar gittik. 5000'de gerçekten imkanı yoktu. Gitmemize imkanı yoktu. İnişe geçen dağcı gruptan Dilek Gökbulak'la Muhammed Halim Dalgın kayboldu. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Arama çalışmaları başlatıldı. Dağcı rehberler de aramalara katıldı. Şu an zirve 5137'ye son adımlar kaldı ama ne yazık ki dağcılarımızın cesedine şahslarına herhangi ulaşamadık. Ekipte rahatsızlandığı için tırmanışı yarıda bırakan Erkan Akbalık da vardı. Kayıp dağcıların kendisine telefonla ulaşıp yardım istediklerini söyledi. Birlikte çektirdikleri son fotoğrafları paylaştı. Rehberler iki dağcıyı da Buzul platosunda donmuş halde buldu. Kuzey rotasında 4800 metre rakımda bulunan cenazelerin indirilmesi için çalışma başlatıldı. Renkli bir görüntü gelecek şimdi ekrana. Bolu'dan Er Meydanı'na çıkan güreşçiler mücadeleye tutuşmuşlardı. Biri yaptığı hamleyle herkesi kahkahaya boğdu. Rakibini değil, o esnada o adrenalinle yanlışlıkla seyircinin birini tuttu, sırtını yere serdi. Yaptığı hamleye kendisi de şaşıp kaldı. Hop, hop, hop.
Başka güreşçi. Güreşçi. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Son hamlesiyle güreşi kazanacaktı. Ama rakibinin değil, seyircinin bacağını tuttu. Herkes kahkahaya boğuldu. Usta bacak gidiyor da. Bolu'da her yıl düzenlenen Şimşir Bayramı'nda pehlivanlar güreş meydanına çıktı. Kıran karana bir mücadele vardı. Dakikalar ilerledikçe heyecan yükseldi. Pehlivanlar bir anda meydanın dışına çıktı. Güreşçilerden biri hızını alamadı, rakibini seyircinin arasına kadar götürdü. Diğer güreşçi de fırsatı bulduğunu sandı, yanlışlıkla seyircinin ayağını tuttu. Sırtını yere serdi. Güreşçi yaptığı hamleye kendi de şaşırdı. Tüm seyirciyi kahkahaya boğan olayda neyse ki kimse yaralanmadı. Usta bacak gidiyor da. Bu ilginç görüntüyle noktalayalım değerli izleyenler ana haberi. Yarın tekrar aynı saatte görüşeceğiz inşallah. Bizden hemen sonra Alfa Petek, Ali İhsan Varoğlu Alfa Petek yarışması sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.